Evet, bugün bomba bir misafirimiz var. Daha öncesinde bu misafirimizin kardeşini incelemiştim. O da hemen yanımda, Flip 5. Yani bugün Fold 5'i inceliyoruz. Tam açılımı aslında Samsung Galaxy Z Fold 5. Ben kısaca Fold 5 diyorum hep. Önceki Flip videosunu izleyenler varsa Kore lansmanına gitmiştim Samsung'un. Herkesten önce deneyimleme şansımız olmuştu. İki modelde de gayet güzel geliştirmeler var. Flip'i zaten anlattım. O video yukarıda çıkacak. İzlemek isteyenler bu videodan sonra o videoya gidebilirler. Ama bugün daha detaylı olan Fold 5'i inceleyeceğiz. Çünkü kendisi aslında bir tablet, telefon. Yani hem telefona dönüşüyor hem tablete dönüşüyor. Tam bir iş istasyonu. Ve tabii ki oyun da oynayacağız. Dev ekranda bir PUBG testi yapılır bence. Ve teknik özelliklerini sürpriz bir isimle anlatacağım. Teknik özellikler kısmı daha önce çekildi. Telefonlara fısıldayan adamla birlikte çektim. Ama öncesinde biz birlikte şu bebişi açalım. Evet, kutumuz bu şekilde. Kendisinin açılmış versiyonu gibi neredeyse bir kare. Daha öncesinde bu telefonun incelemesini yapabilirdim ama dedim ki Samsung'a lütfen sıfır kutu yollayın. Ben takipçilerime sıfır kutu açmak istiyorum. Teşekkürler, onlar da yolladı. Evet, şu an kapalı. Biz açacağız. Kutu gayet sade bu arada. Hiçbir şey yok, o yüzden anlatmıyorum. Şurada güvenlik bantları var. Hoppa. Bak bak bak. Açık koymuşlar bir de. Şurası da çıkıyor. Bu arada Samsung sağ olsun iki tane kılıfını da yollamış Fold 5'in. Bu yeni kalemli kılıflara ben bayıldım. Zaten bunu da takacağız. Ben olsam mesela normalde kılıfla telefon kullanmayı sevmem. Kesinlikle kılıfıyla kullanırım. Ama ilk telefonu açalım. Şöyle bir aksesuar kutumuz var. İçinden Type-C'den Type-C'ye çeviren hızlı bir şarj kablosu. Yine tabii ki şarj adaptörü çıkmıyor içinden. Burada da bir iğne ucumuz var. Bunu bildiğiniz üzere sim kart çıkartmak için kullanıyoruz. Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti kartı. Ve tabii ki telefonumuzun kendisi çıkıyor. Oba. Evet, canavarımız burada. Arkası da bu şekilde. Şimdi burada gördüğünüz üzere 3 tane kamera var. Hadi bir tane de burada var. 4 kamera. Bir de bu telefonun 5. kamerası var. O da iç kısımda hemen şurada yer alıyor. Yani 2 tane ön kamerası var. Bir tanesi ekran altına gömülü, bu ikinci gösterdiğim. Onun da detayına değineceğiz zaten. Bir cırt sesi geldi ya. Büyük ihtimal ilk defa katladım ben bunu. Ve şunu da söyleyeyim, üstünde bir cam filmi var. Kırılmaz cam değil, cam filmi. Büyük ekrandan bahsediyorum. Burada herhangi bir cam filmi yok. Ön tarafta burayı kaplatabilirsiniz. Ve evet, menteşede değişiklik var. Zaten Flip 5 ve Fold 5'in fiziksel olarak en büyük yeniliği buydu. Fold 4 yok yanında ama Flip'ten göstereceğim. Normalde Fold'un da menteşesi bu şekilde açıktı. Arasına toz falan giriyordu. Bunu halletmişler. Bu arada bu gördüğünüz renk lansman rengi ama çok güzel renkleri de var. Onlar da sağa sola gelsin. Şöyle bir basalım ve çalıştıralım. Ya şarjım mı yok senin? Heh, geldi. Evet, iki tarafta da açılış sayfasını görüyoruz. Bu arada inceleme için belli bir süre bu telefon bende kalacak. Uzunca bir süre diyeyim. Günlük hayatımda kullanmaya devam edeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda bir deneyim videosu da yapabilirim. Çok havalı ama ya böyle. Oo, yine kurulum yapacağız. Ben hızlıca yapıyorum hemen. One eternity later. Evet, telefonunuzu koruyun bölümü var. İşte yüz tanıma, parmak izleri, pin, şifre, desen hepsi var. İlk parmak izi yapalım. Evet, öncesinde bunlardan birini belirlememiz gerekiyor. Desen diyelim. Şu gördüğünüz power butonu aynı zamanda bir parmak izi sensörü. Buna en başta parmağınızı tanıtıyorsunuz. Bir tane değil, birkaç tane parmağınızı aynı anda kaydedebilirsiniz bu arada. Ama ben hep baş parmağımı kaydediyorum sağ eldeki. İleri. Hop. Gitti. Yüz tanımayı da gösterecektim. Dur, geri gel geri. Oo. Oo. Nerelere gitti ya? Neyse, onu sonra yaparız. Ve işlem tamam. Telefonumuz kendine geldi. Açılış sesini de verdi. Bu arada şu masa için kusura bakmayın, helal edin. Geçtiğimiz günlerde bir scooter inceledim ve onun lastiklerinin izi bu. Sildim, daha da kötü oldu. Bir zımpara yapmam gerekiyor. O yüzden bu videoluk böyle olsun. Parmak izini de göstereyim. Çat diye açılıyor. Aynı şekilde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz iç ekrana geçtiğinizde. Şu yüz tanımayı da yapacağım. Bu arada elde kullanımı açılmış halinde de çok rahat. Yani iki parmağınızla çok rahatlıkla ortasına yetişiyor. Bu böyle çok büyük ekranlı, genelde amiral gemilerinde oluyor. Bir parmağınız uca yetişmez ya, bunda öyle bir problem yok. Zaten iki elle kullanmak zorundasınız bunu. Ekran biraz daha dar olduğu için şöyle rahatlıkla eliniz uzanıyor her tarafına. Yüz tanımayı buldum. Şimdi yüzü tanıyor. Bu kadar.
Şimdi deneyelim. Evet, açıldı. İç tarafta kilitledim. İç tarafta da direkt şu gömülü kamera sayesinde yüzümü tanıyarak direkt açıldı ve çok hızlı yaptı bunu. Yüz tanıma candır ya, ben parmak izi falan çok alışkın olduğum şeyler değil ama yine de eklemişler. Evet, genel olarak bir sağına soluna bakalım. Şu yukarıda hemen bir ön kameramız var. Kapalı konumu bu şekilde duruyor telefonun üstten. Yan tarafına geldiğimizde burada sim kart yuvası, burada ses açma kısma tuşu, parmak izi okuyuculu power butonu, yani açma kapama tuşu. Üst tarafına baktığımızda hoparlörler ve mikrofonlar. Diğer tarafa geçtiğimde de yine mikrofon, hoparlör ve bu sefer de şarj girişini görüyoruz. Menteşe tarafına baktığımızda bir Samsung yazısı ve böyle lazerle işlenmiş, girintili çıkıntılı değil. Arka tarafına baktığımızda 3 tane kameramız var. Zaten bunların detaylı testini göreceksiniz. Hatta şimdi gelsin. Ya da bir dakika, kamera testine geçmeden önce hemen şu kılıfı takmak istiyorum. Ondan sonra geçelim. Bak, bunun rengi çok güzel. Takılması da çıkartması da çok kolay. Şöyle denk getiriyorsunuz. Pıt, oturttunuz. İki parça şeklinde bu arada. Üst tarafı da aynı şekilde ve işlem bitti, bu kadar. Telefonun herhangi bir yerini engellemiyor. Tüm girişleri, çıkışları ve delikleri açık. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu kılıfı sevmemin sebebi, telefonu çok aşırı kalınlaştırmıyor. Evet, elbette ki bir kalınlık katmak zorunda. Ama çıkıntıyı şuralardan yaparak telefonu da koruyor bir yandan. Ama favori kısmı kalem kısmı. Şöyle bastırıyorum, şurası atıyor ve kalemi çıkartıyorum. Şu gördüğünüz kalem Slim S Pen diye geçiyor. Ön tarafa herhangi bir işlevi yok. İçini açtığınızda bu ekranda tamamen kullanılabilir halde. Ve şeyi çok iyi, yani dokunsalı çok iyi. Tık diye böyle hiç kaçırmadan gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Üstündeki butonu kullanarak da bu şekilde seçimler yapabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra da kapatıp direkt kalemi yerine takıyorsunuz. İşlem bu kadar. Bence gayet keyifli olmuş. Evet, şimdi kamera testlerine geçebiliriz. Galaxy Z Fold 5'in kapalı haldeki ön kamerasından görüyorsunuz. Stüdyo ışığı ortamındaki performansını göstermek istedim sizlere. Şu an telefon üzerinde çok iyi duruyor. Bakalım bilgisayara atınca nasıl olacak? Şimdi de iç ekrana geçelim. Daha doğrusu iç ekrandaki ön kameraya geçelim. Evet, şimdi de ekranın altına gömülü olan kameradan görüyorsunuz beni. Çözünürlüğü diğer kameralara göre bayağı düşük. Zaten bu görüntülü görüşme için kullanılan bir kamera. Yani bir webcam gibi düşünebilirsiniz. Yani bilgisayarların webcamine göre çok iyi bu arada görüntü. Fakat diğerlerine göre düşük kalıyor ve video performansı maksimum Full HD'de 60 kareye kadar. Yani 4K çekim yapamıyorsunuz. Kamerasından 8K 30 kare çekim yapıyoruz. Tabii ki siz bunu izlerken bilgisayarda yazarsanız bile 8K göremeyeceksiniz. Çünkü 4K olarak çıktı alıyoruz biz. Ama böyle bir scale yapacağım mesela. 2-3 kat yakınlaştırma yapacağım. Çözünürlük bozuluyor mu bozulmuyor mu, en azından ona dikkat edebilirsiniz. Böyle gösterelim 8K'nın gücünü. Evet, 8K'nın video performansı da bu şekilde. Evet, şu an bayağı mesafe var. Beni yakın görüyorsunuz ama telefoto kamerasından çekiyoruz. 3 kat optik zoom yapabilen bir kamera. 4K 60 kare çekiyoruz. İsmail görüntüsünün çok iyi olduğunu söylüyor. Siz de yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şu an bu arada park ışıktayım. Evet, şimdi de ana kameradayız. 4K 60 kareye geçtik. Yürüyoruz bir yandan. Normal stabilizasyonunu görün diye. Biraz daha hızlı yürü. Elinde salla biraz. Evet, şu an güzel sallıyor. Stabilizasyon acaba nasıl, ben de merak ediyorum. Şu an bir de stabilizasyonunu deneyeceğiz. Süper dengeli açık. Süper dengelide 4K çekim yapamıyorsunuz. 2K 60 kareye kadar çekim yapabiliyor. Şimdi ben koşacağım, İsmail beni peşleyecek. Hadi bakalım.
Şimdi de portre videodayım. Z Flip 5 modelinde çok iyiydi portre video. Bayağı beğenmiştim. Hem arka kamerada hem ön kamerada portre video çok iyiydi. Bunda sonuçlar bence çok iyi olacak çünkü Flip 5'ten biraz daha iyi kamera var. Şimdi de ön kameranın portre videosuna geçelim. Şimdi de ön kameranın portre modundayız. Oğlum görüntü çok evet, güzel gözüküyor. Çok güzel ama bilgisayarda bakmak lazım. Evet, bir de şu bulanıklığı arttırayım biraz. Şu an 7'ye getirdim. En bulanık halinde. Diğerinde böyle efekt yapıyordu ya, yuvarlak. Aha. Hani bu bokeh'i değiştiriyordu. Var işte var o. Ama biraz ama evet, indirelim, çok bulanık evet, şu an. Çok. Şu an yine biraz sanal gözüküyor. Flicker gibi bir şey yapıyor sanki, değil mi? O ne? Bak, onu düzeltir evet. Evet, belki sistem sonra düzeltiyor olabilir. Aa, çok iyiymiş bu. Yansın ortalık. Efekt gücünü arttıralım. Yanıyorsun. Oğlum çok iyiymiş. Ben çok beğendim bunu. Güzelmiş. Bir dakika, şunu basamadım. Heh, şu bulanıklığı azaltıyorum biraz. Abi bence çok evet, güzel ya. Zaten hani tam bu ayarda kullanmanız lazım. Çok fazla yapınca yapay duruyor ama şu arayı tutturduğun zaman gerçek bir profesyonel kamera gibi. Ama çok yapsan da baksana şey durmuyor yani. Bu değil. Bir önceki var ya, o yapay duruyor. Bu, ha, evet, bu iyi yine yani diğerine göre. Tamam hocam, fikirler için teşekkürler. Rica ederiz. Evet, şu an sinematik bir görüntü. Evet, harika sinematik hem de. Güneş direkt vuruyor, ben şu an gözüküyor mu? Karanlık evet, olur mu? Evet, yok karanlık değilsin dinamik çok. Dinamik aralığı çok iyi ayarlıyor demek oluyor. Bu. Evet. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Çok yaklaştım. Piercinglerine zoom. Kanka çok iyi. Şöyle yaptığımda aradaki boşluk nasıl? Tamamlıyor. İyi, dolduruyor yani. Dolduruyor, dolduruyor. O konuda bayağı iyi. Şimdi yaklaşıyorum, bozulma var mı ona bakalım. Özellikle saçlara bakıyorum ve yok, çok iyi. Şimdi senin saçlarda deneyelim. Tamam, benim saçlar birazcık zor. Bugün de bayağı kabarık şansına. Bir dakika. Yapıyor mu? Yani evet, hissediliyor ama bence gayet iyi bu arada. Yakışıklı kardeşim benim ya. Of, of karizma. Bir şey diyeceğim bak. Gerçekten şu kanala artık abone ol. Aşağıdan hemen şuradan abone olun. Şimdi hemen video dur, abone ol. Yürü gel. Hemen bu sefer hop geri gel. Oğlum çok iyi lan, kalıp gibi duruyorsun kafanı. Evet. Portre video gayet güzel kesiyor. Şu saç kısımlarına dikkat edin. Bence çok başarılı abi. Peki parmak uçları nasıl? Dikkat et arkana. Parmak uçlarında da sanırsam iyi. Çünkü burayı yaptığına göre. Şu an böyle parmaklarında ufak bir bulanıklık var ama bunu işleyince onu yok edebilir. Evet. Göreceğiz. Evet, şu anda ön kameradan görüyorsunuz bizi. Normal videodayız. 4K mı? Oha, cam gibi. Evet, görüntü bu şekilde. Bildiğiniz akşam şu an yani. Havayı da göstereyim şöyle. İtfal. Şöyle kamera testinde enerjin geliyor ya. Böyle güzel tamam, telefonlara enerjimiz her zaman tam puan. Abi. Var ya, iyi ki senin CM kanalın yok ya. Hepsini. Evet. Anadolu Efes. Vallahi bende de var o ya. Askere gidince inşallah eriteceğiz. Umarım. Evet, şu an gayet güzel gözüküyor. Şöyle ters ışıkta çekelim farları falan. Şimdi size İsmail Ömeroğlu şov yapacağım. AF testi. Şu an portre videodayız bu arada ve bayağı rüzgar var. Rüzgar sesi geliyor mu? Burada motor sesi falan var, o gelir zaten. Nasıl görüntü? Şu an güzel ama sanki işleyecek gibi daha sonra. Yeah. İşler işler. Başım döndü, dur oğlum. Evet, portre videonun da gece karanlık testi bu şekilde. Kayıtta mıyız? Evet. Nasıl gözüküyor? Şu an güzel, sanki hafif bir noise var gibi ama tabi video bitince bakmak lazım. Evet, bu arada görüntüde çekerken çok iyi olmayabiliyor. İşledikten sonra çok acayip bir şey çıkıyor. Özellikle de fotoğraf çekerken 20x-30x zoom'u yaptığında çok böyle grand'e acayip bir görüntü vardı. İşlediğinde böyle dümdüz oldu. Zaten onları görmüşsünüzdür büyük evet, ihtimalle. Evet. Bu çift optik zoom kamerasında da, daha doğrusu telefonun kamerasında da bir
video, portre video modu bu şekildeydi. Evet, kamera testlerini gördünüz. Yorumlarınızı muhakkak aşağıda belirtmeyi unutmayın. Şimdi teknik özelliklerine geçelim ve misafirimiz gelsin. Evet, selamlar. Şimdi teknik özelliklere geçiyoruz. Yanımda The Last Phone Bender var ve bugün ona yakışır olarak bükülebilen bir telefonun teknik özelliklerini anlatacağız. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bu arada Erda abiyle birlikte gittik Kore'deki Samsung lansmanına. Birlikte inceledik bu telefonları. Şimdi dedik ki teknik özellikleri de birlikte yapalım. Bu telefonun bence en büyük özelliği, ben kendi videolarımda da bu şekilde vurgulamaya çalıştım. Bilgisayar gibi telefon diyorum çünkü yazılım tarafında özellikle multitasking dediğimiz, yani çoklu uygulama çalıştırma konusunda gerçekten benzersiz bazı yetenekleri var. Neden bahsediyorum? Bu telefonda 3+1 uygulama çalıştırabiliyorsun. Yani ekranı 3'e bölerek 3 tane uygulamayı aynı anda çalıştırıp üzerine bir tane de karar pencereyle uygulama çalıştırabiliyorsun ki bu her telefonda kolay kolay görebildiğiniz bir özellik değil. Ki zaten bu kadar çok uygulamayı bir arada çalıştırabilmek için büyük bir ekran ihtiyacı var. Tabii. Bunun ana ekranı 7.6 inç boyutunda. Ama hem Samsung açısından hem de telefon dünyası açısından bakıldığı zaman alameti farikası katlanabilen bir ekrana sahip olması. Evet, çok acayip. Yani şimdi mesela kapalı hali 6.2 inçti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, dış ekran 6.2 inç. Bunu açtığınızda 7.6 ince tekabül ediyor. İki katına çıkıyor ekran aslında. Ekran büyüklüğü köşeden hesaplandığı için böyle hani biraz daha büyüyormuş gibi gelebilir ama tam anlamıyla neredeyse iki katına çıkıyor büyüklük olarak. Ya şöyle düşünmek lazım esasında. 250 gram civarında bir ağırlığı var. Açtığın zaman evet ince profilli bir ekranı var görüntü oranı olarak. Biraz televizyon kumandalarında benziyor tuttuğun zaman. Dar ve uzun bir ekran. Her uygulamada en iyi deneyimi bu form faktör sağlamıyor. Ama örneğin mesela internette bir şey okurken, ekşi sözlüğe girdiğiniz zaman, başka bir yere girdiğiniz zaman hani çok sayıda bilgiyi tek ekranda görebiliyorsun. Kaydırma ihtiyacın az oluyor ama oyunlarda mesela ideal deneyim burada olmayabilir. Ben bu ekranı daha ziyade bir şeyler okumak ya da bir şeyler izlemek için kullanıyorum. 21'e 9 görüntü oranlı filmlerde de mesela çok iyi bir deneyim sunuyor. Ama asıl eğlenceli kısmı açtığınız zamanki ekran. Şöyle aslında örneklemek bence doğru olabilir. iPhone 14 Pro Max'e baktığınız zaman 240 gram civarında bir ağırlığı var. Bu telefon 10-12 gram civarında daha fazla ağırlığa sahip ama açtığınız zaman iPad mini oluyor. Yani açtığında bir tablete dönüşüyor. Kapattığınız zaman da yine pek çok iş yapabildiğin üst seviye, premium bir telefon haline geliyor. Dolayısıyla bazı kullanıcılar var Mert. Hem tablet hem de telefon taşıyorlar. Özellikle profesyoneller, beyaz yakalılar. Ben yurt dışında çok sık gördüm. Adam telefonunu kurcalıyor. Birden işe dönmek istediği zaman iPad çıkartıyor. iPad mini çıkartıyor vesaire. Yani dolayısıyla bu cihaz aslında iki tane cihazın yerine geçebildiği için pek çok kullanıcı açısından hem daha kolay taşınabilme hem de daha üretken olma anlamında oldukça keyifli ve işlevsel bir cihaz. Çünkü dediğim gibi yani hem telefon hem de tablet olarak kullanabiliyorsun ki mesela bazı cihazlar içeriği tüketmek için çok keyifli oluyor. Netflix izlerken, bir şeyleri takip ederken ama bu cihaz aynı zamanda kalem desteğine sahip olduğu için ki kalemi de göstereyim şöyle. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada geçtiğimiz yıllarda bu Xperia Z Ultra ile birlikte tablet kavramı girmişti. Hatırlıyor musun? Aynen. Aslında tablet bu. Bence öyle. Hem tablet hem telefon. Aslında pek çok şey söyleyebilirsin. Telefon özelliği kazandırılmış tablet de diyebilirsin. Tablet de diyebilirsin. Çünkü günün sonunda açtığın zaman herhangi bir telefondan çok daha büyük bir ekranı var. Kapattığın zaman evet telefon gibi bir ekranı var ama dediğim gibi alameti farikası iç ekranı olduğu için 7.6 inç abi düşünsene. Yani zamanda Google ilk tableti, Nexus tableti yaptığında 7 inç ekranı vardı. Evet. Şimdi bu 7.6 inç. Dolayısıyla çok şahsında münhasır bir ürün. Özellikle profesyoneller açısından bence çok keyifli bir cihaz. Yapabildikleri görüntüsünün çok ötesinde multitasking tarafında bilgisayar gibi olabilmesi bence bu cihazın yani Z Fold 5'in en önemli yeteneklerinden bir tanesi. Bu telefon ya da katlanabilir bir telefon Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Ama S23 ailesinde olduğu gibi Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy diye geçiyor bu. Çünkü Samsung Qualcomm'un özel bir çalışma yaptı. Bundaki işlemcinin hem işlemci tarafı hem de grafik tarafı %5 civarında standart işlemciden daha hızlı. Hızlı bir platform. Zaten aynı anda 3+1 uygulamayı çalıştırmak için, bunların şişmeden çalışabilmesi için, verimli olabilmesi için de hızlı bir platforma ihtiyaç var ki bu zaten şu anda teorik olarak Android dünyasının en hızlı donanımına sahip. İşte 12 GB RAM var. Kapasite olarak bakıldığında 256-512 var. Tamam. Bence 1 TB hatta 2 TB da olması gerekiyor. Kesinlikle artık. Kesinlikle 1 TB olmalı. Şu anki haliyle 12 GB RAM ki DDR5X standartından LPDDR5X diye geçen en ileri teknoloji RAM sınıfında. İşte bunun üzerine iyi optimize edilmiş yazılımı da koyduğun zaman zaten çok tatlı çalışıyor. İzleyicilerin çok merak ettiği bazı sorular var. İşte çok kısaca bunlardan bahsedelim ki en çok gelen sorulardan bir tanesi şu: ekranda katlama izi görünüyor mu? Gözüküyor. Şimdi şöyle diyor, bak şöyle baktığın zaman görmüyorsun. Evet, ama şöyle baktığınızda görmüyorsun. Tam karşıdan baktığınızdan görmüyorsun. Arka planı beyaz olan bir görüntü olduğu zaman da görmüyorsun. Mesela şöyle açayım. Bak, şöyle baktığınız hiçbir şey yok. Evet. Şöyle baktığınızdan bir miktar var. Bu tür katlanabilir telefonlarda katlanan ekran cam değil. Çünkü camı katlayamazsın, kırılır. Burada plastik türevi materyal kullanılıyor. Plastik türevi diyorum çünkü üreticiden üreticiye göre
ekran sistemi değişkenlik gösterebiliyor. Samsung UTG dedi, ultra ince bir cam filmini de eklemiş buna. Hı hı. Çünkü evet, bir yandan katlanması gerekiyor ama diğer yandan da cam hissini de vermesi gerekiyor. Tamam. Ama sonucunda cam değil. Dolayısıyla örneğin bir plastik... Ama cam hissiyatı var bu cam arada. Cam hissiyatı var bunda. Bu tür telefonların hepsinde var bu. Yani Samsung, Huawei ya da fark etmez. Burada önemli olan konu şu, gündelik hayattaki kullanım akıcılığı içerisinde bunu görüyor musun? Ya da evet, hissediyor musun? Görmek için baktığında görüyorsun. Var bir şey. Ama hani yolda gittiğini düşün, bir şey izliyorsun, bir şey kullanıyorsun, mail atmak durumundasın diyelim. Genellikle görmüyorsun. Hissediyor musun dersen de orta katlama yerine parmağını getirsen hissediyorsun. Çünkü orada ama bir buruşum efekti yok var. Orada ya. Yok abi zaten şöyle sağdan soldan tuttun da parmaktan oraya zaten gitmiyor bile. Ama işin doğası gereği, teknolojinin mevcut hali gereği o iz var. Ama rahatsız ediyor mu dersen, kendi açımdan konuşmam gerekirse ben çok yoğun kullandığım için büyük bir rahatsızlık yaşamıyorum. Zaten tam karşıdan baktığın zaman da herhangi bir etkiyle açıkçası karşılaşmıyorsun. Önemli olan da o, çünkü kullanıcı siz olduğunuz için direkt olarak bakıyorsunuz ve karşıdan baktığınızda o katlama iti gözükmüyor. Işığın açısına göre kenardan sağdan soldan baktığınızda hafif bir girinti olduğu için belli oluyor ama dediğim gibi mesela dimdik bakıyorum. Ya neredeyse yok. Karanlık alanlarda biraz daha belirgin ama renkler biraz özellikle daha... Özellikle parlak ekranda yani beyaz ekranlarında hiç belli olmuyor. Onu söyleyebilirim. Fold Z5'in arka tarafında Gorilla Glass Victus 2 var. Hem ekranda hem de arkada. Çünkü gövdesi de cam bunun. Hı hı. Ama ön tarafta yok. Çünkü neden? O teknoloji cama uyarlanabilen bir teknoloji. Tabii. Ama bu da ana ekran cam olmadığı için o teknolojinin olmadığını görüyoruz. Mesela yine çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Bu tür böylesine büyük cihazlar suya ve toza karşı dayanıklı mı? Normalde premium telefonlarda yani Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max gibi cihazlarda IP68 var. Bu ne anlama geliyor? 1,5 metrede 30 dakika suya dayanıyor. Toza karşı da dayanıyor. Bunlarda ise... Hem bu telefon hem rakibinde IP68 var. Bunun sadece su gelir. Var. Sadece su var. Toz yok çünkü. Toza karşı bunu garanti altında alamıyorsun. Bak menteşe sisteminin arasında boşluklar var. Bu ister istemez hassas ya da dikkatli kullanılmadığı durumlarda toz birikmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tür telefonlarda katlanan ekranlı cihazlarda üretici toza karşı şey yapmıyor. %100 garanti vermiyor. Arkasında durmuyor. Ama biz Kore'deyken Samsung ne dedi? Toza karşı da çalışıyoruz. Ona karşı da yeni yöntemler yapıyoruz ama mühendislik anlamında zor bir alan. Bir başka soru da şu. Kalemi içine takabiliyor muyuz? Şimdi kalemi sektöre kazandıran marka kim? Samsung. Evet. Neyle biz bunu gördük? Note serisiyle değil mi? Sonra Samsung ne yaptı? Bence tuhaf bir karar oldu ama dedi ki ben Note serisini bitiriyorum. Bundan sonra Samsung olarak bir Galaxy S serisi olacak, bir de Fold serisi olacak. Katlanabilir Z serisi olacak. Fold ve Flip. Kalem hala devam ediyor. S23 de içine takılıyor. Zaten S23 dediğimiz aslında Note'un devamı. Bence evet. Note S oldu. S Note olmadı, onu söyleyelim. Tabii Note seviyesine ulaştı büyüklük olarak neredeyse. Tabii büyüklük olarak öyle. Form tasarım olarak da Note oldu. İsmini S olarak devam etme kararı aldılar. Şimdi onda içine takılabiliyor. Bundaysa şu an için bu kalemi içine takmıyor Samsung. Dikkat edersen aslında kalem girebilir. Bu Z Fold 5 açıldığı zaman 6.1 mm, kapandığı zaman ise 13 mm'lik bir kalınlığa sahip. Teorik olarak yer var. Yani sonuçta bu kalınlıkla bu kalem bunun içerisine girer. Ki bu yenisi kalemleri de inceltmişler bu arada. Ama girmiyor. Neden? Şimdi bunun 4400 mAh'lik bataryası var. Batarya iki parçalı. Bu tarafta da var, bu tarafta da var. Bir tarafta anakart var. Diğer tarafta da hassas bileşenler olduğu için kaleme yer bulamama durumu söz konusu. İkincisi ise kalem için açılan boşluk telefonu dış darbelere karşı, toz gibi risklere karşı biraz daha handikaplı hale getirebilir. Dolayısıyla ben eminim ki Samsung şu ana kadar 1 milyon tane prototip denemiştir. Kalemin içine girdi, çıktı vesaire. Sokmuştur da bu arada. Sokmuş da olabilir. Ticari olarak bakıldığı zaman kalemli kılıf konusunda daha çok karlılık görmüş olduğu için ya ben iki jenerasyon daha vermeyeyim böyle devam etmiş de olabilir. Biz onu bilemeyiz. Tabii. Belki karar bursa bunu söylemez zaten. Atıyorum, misal veriyorum, Fold 7'de de içine girecek tasarımda belirlenmiştir bile. Tabii olabilir. Şu anda biz Fold 5 piyasaya çıktı ama muhtemelen şimdi ürünler 18-24 ay önceden geliştiriliyor. Fold 6'yı bitirmişlerdir. Bitmek üzere. Fold 7 de fikri olarak zaten şablonu belirlidir diye tahmin ediyorum. Bu form faktörde kalem desteği sunan başka da cihaz yok. Şimdi bunlar Samsung'un teknolojik olarak rotasını gösterdiği cihazlar. Yani diyor ki gelecek katlanabilir tarafta diyor ve yeni nesil ekran teknolojileri bu cihazlarda kullanılıyor. Sen ne düşünüyorsun? Peki gerçekten öyle mi? Yani gelecek bu katlanabilir telefonlardan. Bunu ne zaman anlarız biliyor musun? Ne zaman ki bu katlanabilir ekran teknolojisi orta segmentte erişilebilir cihazlarla gelmeye başlar. O zamanki ilgi ve gidişata göre deriz ki evet bir sonraki aşama bu. Ama şu anda hala şey var yani hem fiyatlar yüksek olduğu için hem de insanlara ekranı katlamak tuhaf geldiği için bir ön yargıyla yaklaşan bir kesim de var. Ama şu anki bence temel sorun bu teknolojinin yani katlanabilir esnek ekran mimarisinin şu an premium telefonlarda yüksek fiyatlı cihazlarda kullanılıyor olması. Düşünsene Samsung Galaxy A200 telefonda ilk defa bunu kullandığı zaman o zamanki etki, o zamanki fiyat yaklaşımı, o zamanki kullanıcının deneyimi bunun gelecek olup olmadığını bize çok daha net gösterecek diye düşünüyorum. Samsung'un şu anda en iyi kamera telefonu S23 Ultra. Çünkü buna bakıldığı zaman kamera mimarisi yine çok güçlü. 50 megapiksel bir ana kamera var. Yine OIS var. Periskop kamera 3.5x optik zoom yapıyor. Onda da OIS var. Ultra geniş kamera da iyi. 2 tane ön kamerası var. Ana ön kameramız dış ekrandaki 10 megapiksellik kamera. Bir de teknolojik şov olarak
Burada ekran altında gizli olan 4 megapiksel bir kamera var. Bu tamamıyla yine katlanılabilir bir ekran gibi şov bir yaklaşım. Normalde bak dikkat edersen kamerayı kullanmadığın zaman şöyle açalım. Gözükmüyor. Şimdi normalde şey yok, kamera görünmüyor. Ama ön kamerayı açtığın zaman birden kamera görünmeye başlıyor. Çünkü orada bir transparan piksel yapısı var. Açtığın zaman yani ön kamerayı devreye soktuğun zaman ışığı almaya başlıyor kamera ve birden kendisini belli ediyor. Evet, normal ön kamerasıyla arasında çok fark var ama biz bunu da sorduk zaten şeyde. Yöneticileriyle bir soru cevap gibi bir şey yapıldı. Gizli bir soru cevap, kayıt altına alma. Evet ama burada söyleyebilirim. Tabii söyleyebiliriz aynen. Sadece kayıt almayı demişler bize. Neden bu kamera diğerine göre daha kötü diye sordular. İşte üstündeki teknoloji falan işte gömülü olması gibi gibi şeyler söylediler. Bir de gerçekten güzel bir cevap verdi bence oradaki yönetici. Bunu sadece görüntülü görüşmede kullanırsın büyük ihtimal. Çünkü diğerini direkt böyle kapatıp çekebiliyorsun aynen. Kendine. Burada görüntülü görüşme için de ultra üst segment bir görüntü kalitesine ihtiyacın yok. Şöyle sanki. Yapabiliyorsun mesela şu modla flex modla kullanabildiğin için mesela evet. Zoom görüşmesi yapmak istediğin zaman mesela onu kullanma ihtimalin var ama asıl ön kamera burası. Bu kamera yani içerideki transparan kamera, ekran altı kamera ışık hassasiyeti çok yüksek bir kamera. Işık kötü olduğu zaman görüntü kötü. Ya şöylesin hakikaten bir ışık kaynağına ihtiyacım var iyi sonuç almak için. Kamera deneyimi açısından arka kamera 8K video çekiyor. Ön kamera 4K video çekiyor. Ön kamera 4K 60 FPS çekebiliyor. Samsung zaten S10 serisinden bir ön kamerada da 4K'yı veriyor. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Android dünyasında hala süper premium telefonlarında ön kamerada 4K vermeyen üreticiler var. Var. toplam deneyim olarak S23 Ultra kalibresinde mi dersen değil. S23 Ultra tam bir kamera canavarı yani. Hani telefon özellikle kamera gibi bir telefon. Ama bu iyi bir kamerası olan katlanabilir telefon. Ya dolayısıyla Samsung tarafında en iyi kameralı telefon istiyorsanız buna değil. S23 Ultra'ya gitmek gerekiyor. Ama zaten bir fark yaratması lazım. Aslında bu da bir pazarlama stratejisi. Belki biraz daha geniş tutarak aynı sensörleri ekleyebilirdi Samsung buraya ama elbet telefonlar arasında bir fark olmalı. Tabii yani. Segmentasyon yapıyorlar. Ha şunu da söyleyeyim. İlginç bir detay. Bunun kamera sistemiyle bunun yerini aldığı Z Fold 4'ün yani geçen sene çıkan modelin kamera donanımı aynı. Bu tuhaf aslında yani ben olsam hani bir jenerasyon sonra kameraya daha fazla yatırım yapardım. Ben Kore'de kameradan sorumlu mühendislerle konuştuğum zaman bana şunu söylediler. Kamera donanımı evet geçen yılla aynı ama bir yeni işlemcinin görüntü motorundan dolayı kamera daha iyi deneyim ve daha yüksek performans gösteriyor. İki, nightography dediğimiz bu Samsung'un gece çekim algoritmasını da bu telefon için özelleştirmişler. Ondan dolayı düşük ışık performansı da Fold 4'e göre daha iyiymiş ama bu yazılımsal bir özellik olduğu için bir sonraki güncellemede Fold 4'e gelmeyecek diye de bir şey yok. Tabii. Toplamda bakıldığı zaman en büyük güncelleme katlama mekanizmasının gelmiş olması. Snapdragon 8 Gen 2 ile geçen yıla göre hem daha yüksek performans hem de daha iyi verimlilik göstermesi. Batarya da aynı bu arada ama İşte çip yenilendiği için daha az güç tükettiğini söylüyorlar. Sen test etmişsin. Batarya yetki ediyor çünkü geçen seneki Snapdragon 8 Plus Gen 1 yük altına girdiği zaman çabuk ısınan ve hızlı güç tüketen bir platformdu. 8 Gen 2 çok iyi. Yani 8 Gen 2 çok daha verimli, çok daha hızlı. Sen Fold 4'ü de kullandığın için kıyas yapabiliyorsun o yüzden zaten. Şey çok fark ediyor bu arada. Dışarıdan belki çok ufak görünmeyebilir ama Fold 4'deki katlanma boşluğu, şimdi bunda yok, bu tutuşu ergonomiyi çok etkilemiş. Muhakkak. Tabii çok etkilemiş. Dolayısıyla bunu tutması ve kullanması çok daha keyifli olmuş onu söyleyebilirim. Toplamda bakıldığı zaman çok hızlı bir cihaz. Çünkü zaten şu an bugün için söylüyorum. Android dünyasında kullanılabilecek en iyi çipi, en yüksek frekansla çalışan bellekleri ve depolama çiplerine sahip. Zaten bunu yavaş çalıştırabilmek için gerçekten oturup kötü bir yazılım yapmak gerekiyor ki bu telefonda Android 13 var. Üzerinde de Samsung'un One UI 5.1.1 arayüzü var. Çok iyi çalışıyor. Bu telefonda en çok neyi seviyorsun dersen eğer yazılımın gerçekten telefonu bilgisayar vari kullanmaya müsait olmasını söyleyebilirim sana. Bir de DeX modu var. DeX'i biliyorsun Samsung'un masaüstü bilgisayar gibi kullanmasını sağlayan bir arayüzü. Şöyle göstereyim hatta. MacBook'larda olduğu gibi altta bir uygulama istasyonu var. Çekmecesi var. Artık burada 12 tane uygulamayı gösterip çok daha hızlı bir şekilde erişebiliyorsun. Keza burada yine hızlı erişim gibi pek çok kullanım modu da var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çok ilginç bir detay bu. Samsung şu anda Android dünyasında Android'in babası Google'ın kendi telefonlarına verdiği güncellemeden daha fazla güncelleme sözü veriyor. Bu ne anlama geliyor? Bu telefon ki S23 serisi de böyle. 4 tane Android güncellemesi alacak. 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemesi alacak. Yani 4 tane Android güncellemesi ne demek? Şu Android 13'e geldi bu. 14, 15, 16 ve 17'yi alır. Ama şu var bak 1, 2, 3 şimdi haklardan gidiyor. Şimdi Samsung diyor ki bu telefonun katlama sistemi 200 bin katlamaya dayanıklı. 7, 8, 9, 10 tane ondan aklım gitti. Ha ne var? Ekran kullanışlı olduğu zaman açma ihtiyacın azalıyor. Tabii. Bunda değil ama özellikle bunda çok fark etti bu jenerasyon. Çünkü bundaki ekran daha da büyümüş oldu diğerine kıyaslandığı zaman. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Günde 50 kere yapsan. 100 kere yapsan 6 yıl gider. Gider yani baya baya gider. Ha tabii bu Samsung'un verdiği garanti. Sen 6 yıl boyunca aç kapa yaparken telefonu düşürürsün. Bir şeyler olur. Yani dışarıdan etkilere bağlı olarak belki o ömür kısalabilir ama günün sonunda bu telefon Android dünyasında en uzun süre güncel kalacak cihazlardan bir tanesi. Daha da uzun süre kalması için de kılıflar yapmışlar. Tabii bu kılıflar iki parça için katlandığı için katlanan bir kılıf yapmak yerine iki parça kılıf yapmışlar ve şöyle takıyorsun hemen. Ya bu arada en az 200 bin.
Yani onu da söyleyelim. 200 bin de Samsung garantisi, yani Samsung'un verdiği garanti 200 bin katlama. Tabii bizim onun simülasyonu yapmamız çok zor. Tabii. Bir robotik kol bulup 200 bin defa yapmasını beklemek gerekiyor. O bile çok uzun sürer ya. Kılıfla kullandığı zaman ne oluyor? Telefonun incelmiş diye övünürken, çünkü bu jener aslında Z Fold 5, Fold 4'e göre hem daha ince hem de daha hafif bu arada. Ama kılıfla takınca tabii o incelik ve kalınlık ya biraz yine kayboluyor. Bence aşırı kalınlaştırmıyor. Yani yine elbet tabii ki kalınlaştırıyor ama bence çok okey. Abi ve sana bir şey söyleyeyim. Koruyuculuğu iyi bu arada. 60-70 bin lira edince zaten ben kılıfsız kullanmam bunu. Bir de daha narin bir cihaz. Diğer telefonlara nazaran. Tabii. Bunun ekrana zarar verdiğini düşünsene. Katlanabilen bir ekran. Yani, değiştirmen gerekiyor. Biraz şey olabilir yani. Hem şöyle iç ekranına zarar vermeniz çok zor bu arada. Zararlı. Yani çünkü içeride kalıyor zaten. Hem içeride kalıyor hem açık olduğunda düşürseniz bile materyal aynen. kısmında zaten bükülebilen olduğu için daha az kırılgan, daha dayanıklı anlamına geliyor. Yani elbet patlatılır ama çok sivri bir şeyin çakılması delmesi lazım. Delmesi lazım aynen. Evet, yani diğer yere türlü düşürmeyle falan kolay kolay olacağını sanmıyorum ben. Bir şeyin köşesine falan gelmesi lazım. Yani çok şey var, sıra dışı özellikleri var. Mesela USB 3.2 var bunda. Mesela bu yani her telefon, her Android telefonu, her premium Android telefonda olan bir şey değil. Yani USB standartındaki en yüksek şeyi destekliyor. iPhone hala 2.0 devam. Onlar da muhtemelen iPhone 15'li Type-C'ye geçecekler. Lütfen. Ondan sonra bakarız artık. Yani bu telefonda mesela ne daha iyi olabilir dersen. Mesela hızlı şarj konusunda Samsung hala muhafazakar davranıyor. İşte 25 watt seviyesinde ilerliyor. İşte bugün rakipler 200 wattlara kadar gitmiş durumda. Ha 200 watt pil ömrünü, pil sağlığını etkiler etkilemez ayrı konu ama artışını bir 66 watt, 87 watt o seviyelere getirmesi lazım. Ya bu telefon için 25 okey de bu telefon için bence bir 40 yakışırdı. Yakışır yani. Yani 25 gerçekten. 40 ile benim aslında kabulüm değil. Ama güzel tarafı ne dersen kablosuz şarj var. Kablosuz ter şarj da var. Uyumlu bir saatin varsa mesela bunun gövdesine. Reverse 5 watt mı? Üstüne dokundurduğun anda birden eğer çiğ standartını destekliyorsa ki Samsung'un güncel saatleri hatta pek çok iyi akıllı saatte onu destekliyor. Üzerine koyarak şarj edebiliyorsun. Keyifli bir cihaz. Herkese uygun bir cihaz değil. Tablet bari bir deneyim istiyorsan, çok hızlı bir cihaz istiyorsan, büyük ekranda bir şeyler izlemek istiyorum diyorsan bu gerçekten tablet ihtiyacını ortadan kaldıran bir cihaz. Yolda kullanması çok keyifli. Bir şeyleri ben mesela buraya gelirken işte İzban'la geldim havalimanından buraya kadar. Oturdum bir şeyler izledim mesela. YouTube'da merak ettiğim bazı videoları izledim. Bu anlamda gerçekten çok keyifli bir cihaz. İyi bir kablosuz kulaklıkla birlikte. Gerçekten çok iyi bir içerik tüketim cihazına dönebilir. Kalemle onu ve kalem deneyimi nasıl? Pek çok şeyi çok rahat yapabiliyorsun. Ama şu anda Samsung'un en iyi kalem deneyimi daha ziyade tablette olan versiyonu. Burada biraz kalem destekleyici bir aksesuar gibi. Tabii. Ama hızlı notlar alabiliyorsun. Şöyle söyleyeyim. Tarayıcıya kalemle yazıyorsun. Onu algılayıp otomatik olarak sayfaya gidebiliyor. Mesela ben mark.com yazıyorum abi. Onu algılayarak mesela seni o sayfaya yönlendirebiliyor. Gerçekten güzel özellikleri var. Yani donanımla yazılımın çok ahenkli çalıştığı bir cihaz olmuş. Çok futuristik bir cihaz bu arada. Ben çok keyifle kullanıyorum. Ha, büyük bir cihaz. Sonuçta 250 gram, 252 gram herkese uymayabilir. Bundan daha küçük bir cihaza geçtiğiniz zaman jenerasyon değişmiş gibi oluyor. Çünkü muhakkak tabii canım. İnsanoğlu direkt kullandığı cihaza adapte oluyor. Belli bir yerden sonra sanki en hafif cihaz buymuş gibi hissediyorsun ama daha mesela şuna geçtiğiniz zaman iki ayrı dünya var karşımızdan. Dolayısıyla ben açıkçası çok şu an 4'te 1 onun o ya. Baksana şöyle yan geçtiğiniz zaman yarısı kadar şeyi var katladığı zaman. Açtığında bir de. Açtığınız zaman da direkt aşağı yukarı şu forma geliyor ama İkisi zaten farklı cihazlar. İkisi bambaşka cihazlar. Pek çok kişi için bu daha iyi bir cihaz. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü artık ekranlar zaten büyüdüler. Ben biraz daha küçülüp gömlek cebine, şort cebine girmesi taraftarıyım. Mesela bunu yazın şortun cebine taşıyacağım. Aslında o şort sürekli düşme, pusal günler tarzında bir aşağı doğru çekebilir. Ama dediğim gibi bilgisayarvari bir deneyim isteniyorsa şu an ben hangisini tercih ederim? İçerik üreticisi olduğum için Fold'u tercih ederim. Çünkü bizim telefonla çok fazla işimiz var. Benim günlük ekran sürem 8-8,5 saat maalesef. O yüzden böyle senin bir detoksa girmen lazım. Evet. Askere gidiyorum işte orada. Orada bir detoksa gireceksin. Detoks olacak. 26 gün teknolojiden çok uzağım. Biraz seviniyorum bu konuda. İç dünyanı keşfedeceksin. Evet. Gerçek abi. Oturup böyle uzun süredir böyle bir şey düşünmeyeli, boşluğa bakmayalı çok uzun süre oldu. Ben de onu fark ettim biliyor musun? Gündelik iş yoğunluğundan gerçek anlamda ne istediğini bazen unutuyorsun biliyor musun? Yani ya da o an gerçek anlamda sana daha iyi olan ne bunu fark edemeyebiliyorsun. Çünkü bir rutin var. O rutinin parçası olarak hayat akıyor gidiyor tamam mı? Ve kendine oyalıyorsun sürekli abi. İstediğin. Oyalıyorsun, kendini yüzleşemiyorsun tamam mı? Yani biraz insanın aslında iç dünyasına dönüp gerçek kişiliğini keşfetmesi gerekiyor. Bu biraz ulvi böyle motivasyon sözü gibi oldu ama biraz buna ihtiyaç var. Doğru yani şöyle söyleyeyim. En son ne zaman tuvalete oturduğunda eline telefon almadan karşı duvara baktın gibi bir soru sorun. Çünkü gerçekten kendimizi bir şekilde oyalamaya alıştık. Bu arada her ne kadar teknolojiyle uğraşsam da teknolojinin insani yaşama biraz ters düştüğü noktalar olduğuna inanıyorum. Kolaylaştırırken biraz daha o samimiyetten, insancıl duygulardan uzaklaştırıyor bana göre. İki tarafı var. Birincisi uzaktaki insanlarla daha kolay iletişim kurmanı sağlıyor. Ama bazen
Bazı koşullarda da yanındakiyle konuşmanı, konuşmanı engelliyor. Yani o aradaki balansı, dengeyi doğru yakalamak gerekiyor. Açıkçası ben de bunun büyük ekranı şöyle düşünüyorum. İçerik üretiminden bahsettin ya. Bunun ekranında CapCut'la video düzenlemek çok daha kolay ve keyifli. Tabii, yani herhangi başka bir video aslında. Hiç düşünmemiştim onu. Bu açıdan bakıldığında da bununla içerik üretmek, anlık bir konuyu ya da anlık bir ürünü çekip hemen Reels olarak atmak tabii şunlara göre çok çok daha avantajlı. Tabii. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı herhalde. Bilmiyorum. Sen var ya, ben kenara notlar alıyorum, tek tek böyle teknik özellikleri söyleyip yorumluyorum. Adam bir başladı şuraya bakmadan böyle sırayla söylemesi gerekenleri söyledi. Estağfurullah abi sen... 20 yıllık deneyim bu. Ben şöyle söyleyeyim. İlk defa biz Mert'le Kore'de tanıştık. Ama onunla ilgili zaten daha önce ortak arkadaşımız da var. Tolga'ya da selam söyleyelim burada. Tolga Geçmez'e. Çok severek takip ettiğim çok az Türk YouTuber'dan bir tanesi Mert. Ben ağırlıklı olarak daha çok yurt dışında neler yapılıyor diye takip ediyorum. Ama Türkiye'de sevdiğim bazı yayıncılar var. Onlardan birisi de Mert. Mert'in bir de nereden başlayıp nereye geldiğini de biliyorum. Ben her videonu izlemiyorum. Çünkü her videoyu izleyecek kadar vaktimiz yok. Sen de biliyorsun yoğunluğu. Ben bile izlemiyorum kendimi. Ama motora binip çalıştığı otele gittiği videoları biliyorum. Şimdi o günden bugünü kıyasladığı zaman gerçekten tam bir başarı hikayesi. O yüzden özellikle senin jenerasyonunun bunu takip etmesi ve bunu anlaması gerek diye düşünüyorum. Sonuçta YouTube ortamına bakıldığı zaman YouTube'da pek çoğumuzdan, ben de dahil, daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü işin doğru zamanda işin doğasını da yakalamak gerekiyor. Ben senin gerçekten de kendi jenerasyonunda, jenerasyonum çünkü aramızda belli bir yaş farkı da var. Gerçekten hem insan olarak Mert'i çok seviyorum ve takdir ediyorum, hem de yaptığı iş gerçekten çok kaliteli. Şu an onun stüdyosundayız. Hani bu kadar erken yaşta bu yatırımın yapılmış olması, İstihdam yapılmış olmuş. Burada 3 kişi daha çalışıyor. Bunlar gerçekten çok kıymetli değerler. O yüzden ben de çok severek takip ediyorum. Kabardım ya. Devamlı. Abi bunlar... Teşekkür ederim. Şimdi son bir şey olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de bizim en büyük sorunlarımızdan birisi ne biliyor musun? Biz nedense başarılı olan insanı taklit etme konusunda ikiyüzlülük yapıyoruz. Abi bir insan başarılıysa ona başarılı olduğunu söylemek zorundayız. Çok basit bir örnek vererek sonlandırayım bunu. Bir televizyon genel müdürünün konuşmasını izliyorum bir gün. Türkiye'deki büyük televizyon kanallarının kuruluşunda hep yer almış bir isim. Diyor ki ben ilk TRT'ye girdim diyor 1970'lerde meslek hayatımda. Çok başarılı olacağım diyor. Belli diyor. Zaten adamın başarısı belli. Türkiye'de bütün kanalları neredeyse o kurmuş. Benim başarılı olduğumu anlayınca diyor amirim beni dış ilişkiler birimine koydu diyor. Neden? Çünkü İngilizcemin olmadığını biliyordu. Başarısız olmamı istiyordu. Vay be. Abi bizim var böyle Türkiye'de başarılı olan insanları her yaş grubundan takdir etmemiz, örnek alınacak yerler varsa almamız, kendimize uygun bir şekilde modelleyebiliyorsak, bak modellemekte sorun yok ama özgün bir şekilde modellemeliyiz. Mert başarılı mı oldu ürün incelemede? Onun doğrularını kendi yorumunla yapabilir misin diye bakman gerekiyor. Yani günün sonunda ben seni gerçekten çok severek takip ediyorum. 500 bin de oldum yakın zamanda. Onun için de çok tebrik ediyorum. Eyvallah abi. Darısı başınıza ya. İnşallah. Umarım 1-2-3 milyonlarda olur. Yani işini iyi yapan, işine yatırım yapan ve emek harcayan herkes kazansın abi. Türkiye ancak bu şekilde ileriye gidebilir. Çok da ölecek bir şey yok. Çok bir daha açıkladın. Çok da yorum yapamıyorum. Z-Fold 5 diye girdik. Olay tamamıyla sosyal konuların. Şimdi sarılacağız yani. Ya ben böyle övgü geldiğinde gerçekten alışkın olmadığım bir şey çünkü Türkiye'de dediğin gibi çok yapılan bir şey değil. Öyle utanıyorum abi. Ya ben senin suratına söyleyeyim ama işte ortaya kalkacağımız da Tolga. Tolga da hani seninle ilgili duygu ve düşüncelerimi biliyor. Umarım her şey daha da iyi gider. Askerden geldikten sonra da tam gaz yoluna devam edersin. Hayırlı tezkere ders. Eyvallah. Evet, şimdi bu telefonun en önemli özelliğini göstermek istiyorum. Multitasking. Yani çoklu uygulama kullanımı. Nasıl kullanıldığını göstereyim sizlere. 3 tane uygulama açabiliyorsunuz base olarak. Hatta açalım şimdi. İşte bir kenarda YouTube açık kalsın. Ardından köşeye basarak kullanabileceğiniz tüm uygulamalar gözüküyor. Başka ne açalım? Play Store açalım. Basılı tutuyorum. Bıraktım. Altlı üstü geldi. Bir tane daha açalım. Bir de not açalım. Onu da şuraya bıraktım. Bakın şu an aynı anda tüm uygulamaları kullanabiliyorum. Burada YouTube var. Bunların yerini de değiştirebiliyorsunuz. Play Store'a basılı tutuyorum. YouTube'la yerini değiştirdim. Tüm uygulamalar çok akıcı bir şekilde çalışıyor. İşte buradan ekstra notlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Mesela bu benim işime not çıkarırken çok işe yarıyor. Bir yandan video izliyorum, bir yandan not çıkarıyorum. Ve klavyeye de bakarsanız iki parça halinde böyle orta kısma uzanmanıza gerek yok. Normal telefon klavyesi deneyimi yaşatıyor bu şekilde. Misal veriyorum bir video açalım. Kendi videomu açayım da telif yemeyeyim. Samsung Vlog olabilir. Hadi onu açalım. Selamlar, bugün bu şekilde dev bir ekranda izliyorsunuz. Bir yandan da işlerinizi halledebiliyorsunuz. Çünkü Kore'ye gidiyorum ve Samsung lansmanına. Özel bir lansman oldu. Şimdi 3 tane uygulamam var. Ben 4 demiştim. 4.'yü nasıl açıyoruz? Yine girdim buraya. Hesap makinesini açalım. Basılı tuttum. Bakın bunlardan birini atabiliyorum. 4. olarak atmıyor. Ortaya getirdiğimde farklı açılır, kaydırabilir bir pencere şeklinde açılıyor. Ve bunun opaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bastım üstten.
Şöyle mesela kısıyorum, bakın daha az görünür hale geldi. Bunu kaydırıp görüntünün üstüne de atabilirim. Kamerayı açalım. Bir yandan çekimde yapabiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz ya ve hiçbiri takılmıyor. Gayet akıcı. Kapattım. Tabii ki ön tarafta bu kullanımı yapamıyorum. Açtım, bakın bu şekilde. Uygulamalara giriyorum ve en son kapattığım şekilde geri dönebiliyorum. Bence harika özellikler. Evet, şu an lobideyiz. Gayet akıcı. Ayarlara bakalım bir yandan. Grafik ve sese geldim. HDR aldım. Aşırı yaptım. Evet, şu an 60 FPS veriyor. Daha önce de söylemiştim, 90'a çıkartmanın yolları var fakat ben bilmediğim için yapamıyorum. Bayağı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama 90'ı çok rahatlıkla gören bir telefon. Zaten bir amiral gemisi. Hem grafik anlamında hem işlemci anlamında çok güçlü. Hadi bakalım. Bu arada çok güzel bir deneyimmiş şu büyük ekranda. Bu arada ekranı genişletmiyor. Daha fazla alan görebiliyorsunuz. Bu bir avantaj da sağlar oyunda size. Ve şu anki tabletler kadar çok büyük olmadığı için de çok rahat tutuyorsunuz elinizde. Baba nereye attın bizi be? Ah, çatışmalar başladı. Yok mu güzel böyle bir tarayacağımız silah ya? İkinci seviye kaskı bulduk. Kafayı koruduk. Burada bir şey var mı? Cırt. Oo, Kar98 var, alınır ya. Gel bakayım, burada bir delikanlı daha var. Çok uzatmayacağım testi bu arada. Neredesin oğlum? Yürüme sesleri geliyor ya. Sen de botsan bot, bunu bildin. Yok, var burada birileri de denk gelemiyorum. Bu arada geniş ekran çok keyifliymiş. Tekrar tekrar söylüyorum ama farklı bir deneyim. Of. Ulan bayılttım lan. Yuh, görmeden. O da no scope sayılır canım, yani dürbün yok. Bayılttığım adam nerede benim ya? Ha, burada gel. Yatma yere, yatma. Hadi bakalım, indirdik. Salaktan 5 kilo. Agamlar süpürmüş burayı ya. 60 sabitte oynuyoruz bu arada. Yani hiç inmiyor bile altına. Şurada belli oluyor mu bilmiyorum. 60 yazıyor sabit. Oo, haritanın ortasındayız be. Evet. Bir tane daha yedik. Bana da araba lazımdı. Allah razı olsun, getirdi. Nereye gideyim ki ben? Pochinki'ye gidelim ya. Oğlum ben haritanın yanlış yerine bakıyorum ya. Ben kendimi bir numara sanıyorum ya haritada. Oh, nereye attı ya drop'u? O iş olmaz öyle ya. Sende bir şey var mı babalık? Oo, varmış. Kurşun murşun her şeyi doldurduk şimdi. Şu drop'a gidelim. Ulan katliam yaptık be. Allah. Üçüncü var. Nerede o? Oh, kill 9 oldu bir anda. Aha 4 de var. Biri bomba attı. 10 oldu kill. Güzel. Bombayı kim attı agam? Şu lootları yapalım da bir şeyler çıkarım belki. Oh. Güya ekip işi. Yoksun ortalarda baba. Çok uzatmayacağım dedim. Yine ölmedik diye devam ediyoruz oyunu. Ya bu sarhoş herhalde. Ama bu nereye gidiyor? Uzaklaşıyor bu lan. Manyak oğlu manyak. Mavi alana yedirtecek bizi ya. Delirtiyor böyle çoluk çocuk beni ya. Nasıl yetişeceksin sen oraya mavi alana? Beni de öyle bir yerde uzaklaştırdı ki araba yok gidebileceğim. Mecbur buna kaldık. Ruh hastası ya. Ya. Öleceğiz bu arada, yetişemez o. Ha yetişir ama yanlış bölgeye gidiyor. Ha bak, yaptığına bak. Oğlum yanımda kitim falan da yok artık. Bas. Tamam işte 3 yaşında çocuklar girerse böyle ölürsünüz mavi alana. Pes. Allah Allah. Seni kaldırmam abicim. Yürü git. Mal oğlu mal.
Bizi öldürecekti ya. Şimdi biz de öleceğiz zaten. Canımız yok, bir şeyimiz yok. Alana zam diye giriyorum. Abi hiç şey yok ya. Can basacak bir şey yok yani. Çok kötüymüşüm be diyor. Sen de 3 yaşındasın. Öldürttün bizi alana. Heh, nasıl öleceğiz izleyin şimdi. Ölelim bari, hak ettik biz bu oyunda. Oğlum ne oluyor lan? Aha. Lag olmaya başladı oyunda. Aa. Oğlum sağa sola kaydık ya. Hadi oh. Aa yokmuş lan. Canımız yok beyler. 11 leşle devam. Oyun mahvetti beni abi. Bir sağa bir sola atıyor. İnternette de bir sıkıntı yok ama. Ya da şu an olduğu bilmiyorum. Aha. Wi-Fi'da sıkıntı var şu an. Eyvah. Evet, oyun testimiz bu şekilde bitti. Çok üzgünüm. Ve evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Katlanabilir telefonlara çok ön yargılı olan insanlar var ama adapte olduğunuzda özellikle Fold için çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Flip de çok güzel bir model ama eğer çok fazla işiniz varsa telefonla Fold çok daha iyi şeyler yapabiliyor. Bu multitasking özelliği zaten dediğim gibi muhteşem bir özellik. Kullanım aşamasında benim çok işime yarayacak. Kameralarına gelirsek sonuçları gördünüz. Şu içe gömülü kamera dışında hepsi harikalar yarattı bence. Zaten dediğim gibi bu kamerada sadece işte görüntülü görüşme yapmanız için kullanılan bir kamera. Tüm efektlerinde işte portre modunda, normal çekimlerde, fotoğraflarda bence aldığımız sonuçlar çok iyi. Ben henüz şu kalemi kullanmıyorum ama alışkanlık kazanırsam bu da çok rahat ettiren bir şey biliyorum. Ama bakalım zamanla böyle kullanmaya başlayacağım. Elim gitmiyor bile. Çünkü hiç kalem önemli bir telefonum olmadı. Güzel detaylı bir inceleme yapmaya çalıştım. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Gerçi kendim cevaplayabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle askeriyeye giriş yapıyor olacağım. Bir ay askerliğim var. Ama merak etmeyin, haftada 2 video şeklinde videolar gelecek. Son 15 gündür herhalde böyle kafayı yemiş gibi gece gündüz çalışıyorum. Video stokladım. Hem Instagram'a hem YouTube'a düzenli olarak içerikler yağacak. Ve daha çok eğlence içerikleri olacak. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayım. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda 2 tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.